Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması Türkiye'nin güvenliğinin bugün odağıdır. Dede Ağaç'tan başlayan, Girit'e kadar uzanan, Kıbrıs ve Suriye ile çevrelenen, Karadeniz'e kadar giden Amerikan üslerine dikkat çekti. Washington'un kuşatma için yaptığı yığınaklara işaret etti. Etrafımız Amerikan bayraklarıyla ve Amerikan namlularıyla çevrilmiş durumda. Çok ağır darbeler yedi, bu plan bozuldu ama yine hala burada odaklanıyor. Biz bu planı ancak Rusya ittifakıyla bozabiliriz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'ye yönelik tehditleri haritalarla açıkladı. Yanlış strateji nedir? Eğer biz Kırım'ı da Amerika'ya verirsek veyahut da Kırım'da Amerikan denetimi altına girecek olursa Türkiye'nin kuşatmasının ne kadar ciddi bir hale geldiğini görebiliriz. Perinçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak tanınması için doğru strateji ve siyaset önerisini sıraladı. Bu başlıkta Kırım hayati önem taşıyor. Kuşatmayı kıracağımız halka şu anda Kırım'dır ve Kıbrıs'tır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'ı tanıma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıma ihtimali var mı? Yunanistan'ın var mı? Fransa'nın var mı? Almanya'nın var mı? NATO ülkelerinin var mı? Bu soruların cevabı hep olumsuz. Amerika'nın kuşatma planına karşı stratejide anahtar ittifak Rusya. Bölge ülkeleriyle işbirliği de kritik önemde. Rusya dostluğu, Abazya dostluğu, Azerbaycan dostluğu, İran dostluğu, Suriye ve Irak'la işbirliği, Mısır'la işbirliği, Libya'yla zaten hükümetimiz arasında çok sıkı esaslı bağlar gelişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması. Bu şekilde doğru strateji kurduğumuz zaman Türkiye'nin güvenliğini de sağlamlaştırıyoruz ve aynı zamanda Türkiye'ye yönelik tehditleri de caydırıyoruz. Vatan Partisi lideri hükümete Ukrayna uyarısında bulundu. Ukrayna ile biz iyi dostluk kuracağız falan kuramazsınız. Yani bugünkü hükümetin Ukrayna'ya gösterdiği özeni anlamak mümkün değil. Kırım Amerika'nın eline geçerse Türkiye üzerindeki tehditlerin de ağırlaşacağını görüyoruz. Perinçek, Abazya Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine 15-21 Aralık 2019'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Başkanı Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf'la birlikte Abazya'yı ziyaretini hatırlattı. Abazya Millet Meclisi ile de bir ortak bildiri imzaladık. Bu ortak bildiride Abazya ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda birlikte çalışacağımızı saptadık.